Akşamlar sevgili izleyicilerimiz Lale Gül TV Lale Gül Efem ortak yayınında yeni bir ana haber bülteninde daha sizlerle birlikteyiz. Bendeniz Mustafa balıvi 2 Aralık Perşembe günündeyiz efendim. Bugün de yine gündem oldukça yoğun. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Efendim dün gece resmi gazetede bir karar yayımlandı. O karara göre de Hazine ve Maliye Bakanlığına lütfi Elvan'ın yerine e, Nebati Nurettin Nebati atandı. Karar resmi gazetede yayımlandı. Nurettin Nebati bugün gazetecilere yapmış olduğu açıklamada bizlerin en önemli önceliği yüksek faiz olmayacak dedi. Ekonomi yönetiminde değişim olacağına dair söylentiler doğru çıktı. Hazine ve Maliye Bakanlığında Lütfi Elvan dönemi sona erdi. Faiz konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la aynı görüşte olmadığı iddia edilen Lütfi Elvan görevden affını istedi. Resmi gazetede yayınlanan karara göre Lütfi Elvan'ın yerine Nurettin Nebati atandı. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevini yürüten Nurettin Nebati, ekonominin yeni patronu oldu. Resmi gazetenin yayınlanan bugünkü sayısında, görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına Nurettin Nevati Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 104. ve 106. maddeleri gereğince atanmıştır denildi. Yeni Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Nurettin Nevati Twitter hesabından bir mesaj yayımladı. Nevati mesajında Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma. Rabbim hayırla sonuçlandır. İşimizde bize doğruluk ver. Bizi muvaffak kıl. Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsımı layık gördüğü Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini hayırla ifa etmeyi, bize gösterdiği güvene layık olmayı Rabbim nasip etsin inşallah ifadelerini kullandı. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan da döviz kurlarına ilişkin bir açıklama geldi. Bugün ve döviz piyasasında sağlıksız fiyat oluşumu olduğunu ifade etti ve Merkez Bankası yüksek volatiliteye müdahale edebilir dedi. Son zamanlarda döviz kurlarında rekor seviyelerin görülmesiyle gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na çevrilmişti. Kurlardaki seyrin ne yönlü olacağı merak konusu olurken, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu bugün yatırımcı ve ekonomistlerle bir araya geldi. Şahap Kavcıoğlu ilk görüşmesine saat 11'de yerli yatırımcılarla başladı. Video konferans yöntemiyle gerçekleşen kritik toplantıda önemli mesajlar verildi. Son zamanlarda döviz kurlarında peş peşe görülen rekor seviyelere değinen Şahap Kavcıoğlu, döviz piyasasında gerçekçi olmayan sağlıksız fiyat oluşumu var. Merkez Bankası yüksek volatiliteye müdahale edebilir ifadelerini kullandı. Kavcıoğlu 23 Eylül'den bu yana Türk Lirası tasarruf mevduatındaki yükselişin devam ettiğini, yabancı para tasarruf mevduatının sınırlı düzeyde azalış gerçekleştirdiğini hatırlattı daha düşük seviyelerde gerçekleşecek enflasyonla birlikte reel mevduat getirilerinin yüksek kalmaya devam edeceğinin altını çizen Kavcıoğlu, Merkez Bankası'nın döviz piyasasına müdahalesinin amacı piyasadaki likidite koşullarını desteklemeyi ve oynaklığı gidermeye yöneliktir, yorumunu yaptı. Kavcıoğlu, Türkiye'nin koronavirüs sonrası küresel arz, lojistik ve talep zincirlerindeki göreli üstünlükleriyle kalıcı fiyat istikrarı için gerekli koşulların oluşacağını söyledi. Şu anki fiyat artışlarının geçici olduğunu ve enflasyona dönüşmeyeceğini vurgulayan Kavcıoğlu, kısa bir süre içinde çok daha düşük seviyelerde bir enflasyon seviyesi gözlenmeye başlayacaktır değerlendirmesinde bulundu. Bu mesajlar önemli çünkü enflasyonun düşmesini elbette biz de istiyoruz, herkes istiyor. Bakın ihracat rekorları da kırıyoruz. Cumhuriyet tarihinin rekorları kırılıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Türkiye'ye oluk oluk para geliyor. Peki bunun yansıması vatandaşa ne zaman olacak? En kısa sürede olacak. Zaten bu asgari ücret zamları, şunlar bunlarla beraber bir rahatlama gelecek. 2022'nin ilk yarısına kadar da enflasyonun tek haneye düşürülmesiyle birlikte gündemimizde ekonomi birkaç sıra birden düşecek. Buna emin olabilirsiniz. Çünkü göstergeler bunu işaret ediyor. Bugün yine Ticaret Bakanı Sayın Mehmet Muş açıklama yaptı ve ihracatın Kasım'da geçtiğimiz yılın aynı ayına oranla 33,4'lük artışla 21,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini bildirdi. Bu bir Cumhuriyet rekoru. Çok önemli bir görev üstlenen Ticaret Bakanı Mehmet Muş Kasım ayı dış ticaret rakamlarını bir basın toplantısıyla açıkladı. İhracatımızı daha da Bakan Muş, ihracatımız Kasım ayında geçtiğimiz yılın Kasım ayına göre %33,4'lük artışla 21,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu değer en yüksek aylık ihracatımız diyerek ihracatta gelinen noktayı belirtti. İyice bir ihracat iklimi oluşturmaktır. Muş yıllıklandırılmış bazda ihracatımız 221 milyar dolar, Ocak-Kasım döneminde 203,1 milyar dolar oldu. Diyerek bununla pandemi öncesi son yıl olan 2019 verilerinin çok üzerine çıkıldığına işaret etti. Biz bu çizilen karanlık resmi maksatlı görüyoruz. Kasım ayı ile ilgili açıklanan verilere göre ihracatın ithalatı karşılama oranı da artış gösterdi. Bakanmış konuyla ilgili olarak Kasım ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen yılın aynı ayına göre 4 puan artışla %80'e ulaşmış, enerji hariç bakıldığında %101,2 olarak kaydedilmiştir ifadesini kullandı. Çevreyi temiz tutabilme prensibiyle bir karar alınmıştı iki yıl önce. Marketlerde poşetler parayla satılacak. İlk başta inanılmaz bir tepki göstermiştik ama sonra ona da alıştık. Peki poşete zam gelecek mi sorusu vardı zihinlerde. Gelmeyecek efendim. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un kararıyla yine 2022 yılında da poşetler marketlerde 25 kuruştan satılacak. 2019 yılında uygulamaya konulan ücretli poşet sistemi kapsamında plastik poşetler adet başına vergi dahil olmak üzere 25 kuruştan satılıyordu. Yeni yılın yaklaşmasıyla zincir marketler poşet fiyatlarının %100 zamlanarak 50 kuruşa satılmasını talep etmişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Ambalaj Komisyonu Plastik Poşet Alt Komisyonu, 2022 yılı plastik poşetlerin satış ücretlerinin belirlenmesi ve uygulamaya ilişkin görüş alışverişinde bulunulması gündemiyle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda ilgili sektör ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla toplandı. Sektör temsilcilerinin görüşlerinin de yer aldığı komisyon raporunu inceleyen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, poşet ücretlerinin 25 kuruşla sabit tutulması kararını verdi. Öte yandan bu uygulama sayesinde 2019 ve 2020 yıllarında plastik poşet kullanımında %75'lik azalma görülürken plastik poşet kaynaklı 354 bin ton plastik atığın oluşumu engellenmiş oldu. Bu azalmayla ülkede plastik poşet üretimi için gerekli plastik ham madde ithalinin de önüne geçilirken yaklaşık 2,44 milyar lira tasarruf sağlandı. Efendim CHP malumunu hükümeti eleştiriyor ekonomi politikasından dolayı. Haklı olduğu yerler var, bazı şeyleri manipüle ediyor, o taraf var ama biz 39 önce de 39 gün önce de söylemiştik. Şimdi de söylüyoruz. Bakın Bakırköy Belediye işçileri hala haklarının iade edilmesini istiyor. Zam talep ediyor. CHP'li Bakırköy Belediyesi de işçilerine kör sağır dilsiz. Hiçbir açıklamada da bulunulmuyor maalesef. Şimdi biz de diyoruz ki CHP'ye ya işte bu sizin için bir samimiyet testi. Yap burada zammı, göster burada rüştünü, vatandaş senin neler yapabileceğini görsün ama yok. Küçücük bir yani koca Türkiye'nin ekonomisine nazaran bir Bakırköy Belediyesi'nin ekonomisi küçücüktür değil mi? Orada bile maalesef başarıya ulaşabilmiş değiller işçilerin haklarını verme konusunda. E peki siz iktidar olacağız iddiasında bulunuyorsunuz. Ne olacak peki? Yani bir kişinin yaptığımız, yapacaklarımızın teminatıdır ifadesine göre Bakarız değil mi yani aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz derler. Bir yap bakalım, bir görelim bakalım ama yok. 39 gündür Bakırköy Belediyesi önünde işçiler grev yapıyor ve o işçilere pek çok ilden bugün belediye iş sendikasından işçilerde destek vermeye akın akın geliyor. Bakırköy Belediyesi'ndeki toplu iş sözleşmesinde zam yapılmaması gerekçesiyle başlatılan grev 39. gününde devam ediyor. <laughs> Belediye binası önünde çadır kuran sendika üyeleri çaldıkları düdük eşliğinde çeşitli sloganlar atarak protestolarını sürdürdü. Biz sendika temsilcilerinin de destek verdiği grevde üyeler türküler eşliğinde halay çekti. <laughs> Greve Gaziantep, Mersin, Hatay, Adana, Niğde, Konya ve İzmir'den gelen belediye iş üyeleri de destek verdi. İl dışından gelen sendika üyeleri protesto amaçlı Bakırköy Belediyesi binasına yumurta attı. Açık. Bu sırada sendika üyeleri belediye binası önündeki caddeyi araç trafiğine kapatınca polis tarafından uyarıldı. Açık. Kısa süreli yaşanan arbedenin ardından sendika üyeleri polisin uyarısıyla caddeden Bakırköy Özgürlük Meydanı'na geldi. Burada açıklamada bulunan Belediye İş İstanbul İkinoğlu Şube Başkanı Savaş Doğan, greve destek verenler sayesinde Bakırköy emekçilerinin daha güçlü olduğunu söyledi. Bugün hak mücadelelerinin 39. günü olduğunu belirten Doğan, biz emekçiler toplu sözleşme sürecinde hep anlaşma taraftarı olduk. Sözleşmeyi masada bitirmek için yapıcı bir tutum sergiledik. Çok çaba harcadık. Sürecin her aşamasında anlaşma kararlılığımızı da, iyi niyetimizi de gösterdik. Grevin menhaklısı değiliz dedik. Grev yapmak için grev yapmayız dedik diye konuştu. Doğan anlaşılabilmek için anlaşma iradesine sahip taraflara ihtiyaç olduğunu, bütün iyi niyetli çabalarına karşın karşılarında anlaşma taraftarı olmayan bir işveren gördüklerini aktardı. Açıklamaya Belediye İş Genel Başkan Yardımcısı Bayram Özkan, Türk İş Bölge Başkanı Adnan Uyar, İyi Parti Bakırköy İlçe Başkanı Ülkü Ayaydın da katıldı. Sevgili izleyiciler, MIT başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. PKK, KCK'lı terörist Pervin Arslan'la örgütün sözde üst düzey sorumlularından duran kalkanın sözde korumalığını yapan Emrah adı güzel isimli terörist MIT'in operasyonuyla paketlendi. Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü PKK'ya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yapılan başarılı operasyonlarla örgütün sözde üst düzey kadrosuna ard darbeler vuruluyor. Son olarak MIT'in operasyonuyla PKK-KCK'lı terörist Sarina Dijin Kod adlı Pervin Arslan'la örgütün sözde üst düzey sorumlularından Duran Kalkan'ın korumalığını yapan Mazlum Jir Agiri Kod adlı Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi. Örgüte 2012 yılında katılarak Kuzey Irak'ta kırsal alanda faaliyet yürütmeye başlayan Emrah Adıgüzel'in PKK-KCK üst düzey sorumlularından Abbas Kod Duran Kalkan'ın 2 yıl boyunca korumalığını yaptığı, örgütün Kuzey Irak'taki Gara, Sincar ve Hakurk alanlarında faaliyet yürüttüğü, Sincar alanında örgütün sözde istihbarat sorumluluğunu yaptığı belirlendi. Teröristin 2020 yılında İran alanında görevlendirildiği, ve İran alanındaysa örgütün sözde bölge sorumluları arasında yer aldığı tespit edildi. 2014 yılında örgütün kırsal kadrolarına katılan Sarina Dijinkot, Pervin Arslan'ınsa Kuzey Irak'ta, Metina ve Suriye'nin kuzeyinde faaliyet yürüttüğü, örgütün saldırı, sabotaj, suikast birimlerinde yer aldığı belirlendi. Teröristin 2019 yılında ise İran alanında görevlendirildiği ve tim komutanı seviyesinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Şimdi terör örgütü, Türkiye'de sıkıştı. Hiçbir işlem yapamıyor, eylem yapamıyor, terörist faaliyette bulunamıyor. Suriye'de Amerika onlara birazcık alan açmış durumda. Ama terör örgütü PKK'nın sıkıştığı bir diğer nokta daha var. O da Irak. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi tarafından bir çekilme anlaşması yapmışlardı. Fakat bu anlaşmaya tabii teröristle anlaşma yapılır mı? Yapılmaz. Bölgeyi terk edeceklerdi güya. Terk etmedikleri gibi Şimdi de yine Sincar'da özellikle bölgenin altını tünellerle doldurmuş vaziyetteler. Bununla ilgili Sincar Belediye Başkanı Mahma Halil bir açıklama yaptı ve terör örgütü bölgede daha uzun süre kalmayı planlıyor diyerek ikinci bir kandil hamlesinde bulunduğunu ifade etti. Terör örgütü PKK Irak'ın Musul kentine bağlı Sinjar'ı yeni bir üsse çevirdi. Musul'dan üst düzey bir yetkili teröristlerin Sincar Dağı'na en az yeni 20 tünel kazdığını ve orada bir yerleşim merkezi kurulduğunu doğruladı. Özellikle son dönemde Suriye'den üst düzey yetkililerin aileleriyle birlikte yeni bölgelere taşındıkları belirtildi. Örgüt üyelerinin Sincar Dağı'ndaki yeni karargahlarından birini sahra hastanesi haline getirdiği dile getirildi. Adının açıklanmasını istemeyen yetkili, PKK'nın bu son hamlesinin Sincar'ı başka bir kandile dönüştürme eğilimi olarak nitelendirdi. PKK'nın tünel kazmaya devam ettiğini söyleyen Sincar Belediye Başkanı Mahma Halil, Sincar Dağ koridorlarının coğrafyasını ve bölgenin topografyasını değiştirip, bölgeyi onlar için yeni bir güvenli liman haline getiren tünelleri kazmaya devam ediyorlar, dedi. Halil, mali ve askeri imkanların varlığından yararlanarak bölgede daha uzun süre kalmayı planlıyorlar. Sincar Anlaşması'nın bir yıldan fazla bir süre önce imzalanmış olmasına rağmen hiçbir etkisi yok. Bağdat'taki federal hükümetten Sincar'ı korumasını istedik ancak bir sonuç alamadık açıklamasında bulundu. <laughs> Bölgesel Kürt yönetiminden Macit Şenkal'ı PKK üyelerinin aldıkları dış destekle Sincar'ı ele geçirmeyi planladıklarını söyledi. Çenkalı, silahlı örgüt üyeleri arabaların rahat geçebileceği ve içinde yaşayabilecekleri tüneller kazdılar. Sincar Dağı'nı yeni bir üst alanı yapmayı planlıyorlar. Çünkü Sincar'ın jeopolitik konumu çok önemli. Bir yandan Suriye-Irak sınırı, diğer yandan birkaç bölgenin önemli kavşağı bulunuyor. Sincar'ın İran ve hatta Amerika tarafından bir siyasi baskı aracı olarak kullanıldığı bir sır değil, dedi. Iraklı siyasi analist Bistun Rasul ise Sincar'daki yüzlerce militan burayı terk etmek istediğini söyledi. Gitmemelerinin temelinde petrol, tarımsal ürünler, hayvancılık ve kaçakçılık yoluyla elde edilen büyük ekonomik kazançlar yatıyor. Suriye, Türkiye, Irak ve İran'ı birbirine bağlayan İpek yolu olarak kabul edilen Sincar'dan vazgeçmek istemiyorlar, diye konuştu. Bu kış özellikle Türkiye'de terör örgütü PKK için oldukça zor geçecek demiştik daha önce yayınladığımız haberlerde. Çünkü Eren Kış 1 2 3 4 5 6 7 8 başarıyla devam ediyor. Ve Eren 8 operasyonunda 670 personel görev yapıyor. Bugün de Eren Kış 9 operasyonuna başlanıldı. Bu operasyonda da toplamda 405 personel katılıyor ve Tam adı operasyonun Eren Kış 9 Şehit Jandarma Er Cevdet Çelenk. Ardahan'da 405 personelin katılımıyla Eren Kış 9 Şehit Jandarma Er Cevdet Çelenk operasyonu başlatıldığı bildirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre güvenlik güçlerince terör örgütü PKK/KCK'yı ülke gündeminden çıkarmak, teröristleri etkisiz hale getirmek ve bölgedeki yaylaları kontrol etmek amacıyla kentte Eren Kış 9 Şehit Jandarma Er Cevdet Çelenk operasyonu başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı'nın sorumluluk alanında bulunan il merkezi ve göre ilçesi sınırlarında başlatılan operasyonda, jandarma asayiş komando bölükleri, polis özel harekat mensupları ve güvenlik korucularından oluşan 39 tim ve 405 personel görev alıyor. Bugün Suriye'den, Suriye Halk Meclisi'nden küstah, hadsiz bir açıklama geldi. Hatay'ın Türkiye'ye katılmasının 82. seneyi devriyesi malumunuz. Bu yayınlanan bildiride hatayı geri alacağız ifadeleri yer aldı. Hatay'ın anavatana katılışının üzerinden 82 yıl geçti. Konuyla ilgili Esad rejimindeki Suriye Halk Meclisi ise yayınladığı skandal açıklamalarla Türkiye'yi hedef aldı. Hatay'ın Türkiye'ye katılmasının 82. yılı nedeniyle resmi kanallardan yazılı bir açıklama yapan Suriye Halk Meclisi, Hatay'ın Suriye toprağı olduğunu öne sürerek Türkiye'yi tehdit etti. Açıklamada Hatay'ın Türkiye'nin eline kalmaması ve geri alınması için mümkün olan her şeyin yapılacağı belirtilirken, dönemin Fransız mandasının 2. Dünya Savaşı'nda Türkiye ile müttefiklik kurmak için Hatay'ı rüşvet olarak verdiği öne sürüldü. Avuçlarını yalarlar öyle söyleyelim bu haberle ilgili yorumumuzda. Bir defa Hatay 82 yıl önce kendi kararıyla Türkiye'ye katılmıştır. Hatay bir Türkiye toprağıdır, Türk toprağıdır. Dolayısıyla istedikleri. Ya burada işte amaç acaba ne kadar rahatsız edebiliriz? Burada esas bizim anlamamız gereken şey de düşman uyumuyor, suyu uyur. O su değilmiş Süymüş efendim. Süyü eski dilde asker demek. Sü uyur, düşman uyumaz. Düşman uymuyor. Bunu görmemiz lazım. Bununla beraber gençlerimize bu bilinci, bu şuuru da aşılamamız lazım. Eğer yapmazsak, gençlerimiz bugün pop, caz, hip hop, rap bilmem ne peşinde buraları hiç bilmiyorlar maalesef. Büyükler onları böyle karşısına alıp bu durumları anlatmalı. Bunlar okulda, da veriliyor eğitim belki ama yeterli olmayabilir. Takviye etmek lazım. Konuşmak lazım, söylemek lazım, eğitmek lazım. Eğitim sadece okulda olmuyor. Zaten ailede başlıyor eğitim ve ila nihayeye, sonuna kadar nefesimizin, gücümüzün yettiği müddetçe de o eğitimin devam etmesi lazım zaten. Beşikten mezara kadar. O ilmin içerisinde, o şuurlanma hareketinin içerisinde bu meseleler de var hangi ülkede yaşadığını bilecek, düşmanlarını bilecek. Kim neler yapıyor Türkiye'ye karşı? Hangi hamleleri yapmaya hazırlanıyor? Bunları bilecek sonra ne yaparsa yapsın. Bunlar önemli. Bugün Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç de bununla ilgili bir açıklama yayınladı ve tepki gösterdi. Hadsizlik olarak niteledi efendim. Bu bilgiyi de aktarmış olalım. Ve geçelim. Rusya Ukrayna arasındaki sıkıntıya, mevzuya. Rusya bugün çok konuşulacak bir açıklama yayınladı. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin Kırım'la ilgili son açıklamalarını tehdit olarak gördüklerini ifade etti. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov günlük basın toplantısında Ukrayna ile yaşanan gerilime değindi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Kırım'la ilgili son açıklamalarına değinen Peskov, parlamentoda konuşan Zelenskiy'i Kırım'ın geri dönmesinin Ukrayna'nın ana hedefi ve felsefesi olması gerektiğini söyledi. Bunu Rusya'ya yöneltilen doğrudan bir tehdit olarak görüyoruz. Bu tür ifadeler Kiev'in Rusya'nın bir bölgesine tecavüz etmek için güçle dahil mevcut tüm imkanları kullanmaya niyetli olduğu anlamına geliyor. Biz bunu böyle algılama eğilimindeyiz ifadelerini kullandı. Kiev'in Donbas sorununu askeri yolla çözme girişimlerini de dışlamadığını ve bunun Moskova'da endişeyle karşılandığını kaydeden Peskov, Ukrayna hükümeti tarafından oldukça saldırgan bir söylem kullanıldığını, Donbas'taki kesişme hattında provokatif eylemlerin arttığını görüyoruz. Bu Ukrayna yönetiminin Donbas'ta çözüm için askeri senaryoyu dışlamadığı, yani tek taraflı bağımsızlık ilan eden cumhuriyetlere karşı askeri faaliyetlere başlamayı dışlamadığı düşüncesini doğuruyor ifadelerini kullandı. <laughs> Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı 28. Bakanlar Konseyi toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ukrayna'daki kriz diplomasi yöntemiyle çözülmeli. Bu çerçevede Minsk Anlaşması ve uluslararası hukuk son derece önemli. Kırım'ın yasa dışı ilhakını hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Kırım Tatarlarına karşı uygulanan insan hakları ihlallerinin de endişe verici olduğunu dile getirmek istiyoruz." dedi. Bu Ukrayna-Kırım meselesinde özellikle NATO ülkeleriyle Rusya, daha doğrusu ABD ile Rusya diyelim, daha iyi anlaşılsın birbirine girer mi bilmiyorum. Gözleri yer mi böyle bir savaşı onu da bilmiyorum. Allah sonumuzu hayretsin diyelim. Sular giderek ısınıyor. Amerika dibimize kadar yığınak yaptı. Bunun Türkiye için tehdit oluşturmadığını söyledi. Rusya'ya bir göz daha vermeye çalışıyor. Rusya acil toplantılar yaptığı falan konuşuluyor. Sonradan yalanlandı bu gerçi ama sosyal medyada konuşuluyordu. İşte hemen atlarsan üzerine balıklama yanılabilirsin. Fakat bu olmayacağı manasına da gelmiyor. Çünkü çok sert açıklamalar gelmeye başladı. Hayrolsun inşallah diyelim. Ve devam edelim efendim. Yurt içinden haberlere de. Zonguldak'ta halatın çarpması sonucu bir denizde gemi kazası yaşanmıştı. Denize bir Azerbaycanlı gemici düşmüştü ve kaybolmuştu. İki gün boyunca arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı, devam ediyordu ve bugün o Azerbaycanlı gemicinin cesedi bulundu. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde halatın çarpması sonucu denize düşen Azerbaycanlı gemi personeli için başlatılan arama çalışmaları ikinci gününde devam etti. Gemide çalıştığı sırada halatın çarpması sonucu denize düşerek kaybolan Azerbaycanlı personelin cesedine ulaşıldı. Bartın Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı iki dalgıç personelle Ereğli Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botla yapılan ve dün akşam saatlerinde havanın kararması nedeniyle ara verilen çalışmalar sabah saatlerinde yeniden başladı. Aramalarını sürdüren dalgıçlar cesede denize düştüğü yerin dibinde ulaştı. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından cenaze morga kaldırıldı. Doğu Anadolu illerimizde kar yağışının ardından soğuyan hava hayatı olumsuz etkiliyor. Vatandaşlar don olaylarına karşı araçlarını battaniye ile sarıp sarmaladı. Ağrı'daysa kar yağışının ardından sis çöktü. İşte o manzaralar geliyor ekrana. Kars, Ardahan, Ağrı ve Erzurum'da karın ardından soğuyan hava hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü kentte yol ve kaldırımlar buzla kaplandı. Soğuk sebebiyle bazı vatandaşlar camları buzla kaplanan araçları soğuktan korumak için halı, battaniye ve branda ile örttü. Yolların buz tutması sebebiyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Çatılarda buz sarkıtları oluşan ilde karayolları ve belediye ekiplerinin kar ve buz temizleme çalışması sürüyor. Bu ay zemheri normaldir yani ağır durumda. Bölgede etkili olan kar yağışı sonrası Ağrı il merkezi ve çevresindeki yüksek rakımlı dağlar beyaza büründü. Kentte sabah saatlerinden itibaren başlayan sis de gün içinde etkisini arttırdı. Büyük kısmı sis altında kalan şehrin sis ve karla bütünleşen manzarası dronela görüntülendi. Sisin etkili olduğu Ağrı Erzurum, Ağrı Van ve Ağrı İran Karayolu'nda da görüş mesafesinin düştüğü gözlendi. Muş'ta da dün akşam özellikle kar yağışı ve tipi etkili oldu. Bazı köy yolları ve mezralara ulaşımda sıkıntı yaşandı, kapandı. 4 saatlik çalışma sonucu 10 köy yoluyla 21 mezra yolu yeniden açıldı. Muş'ta gece başlayan kar ve tipi nedeniyle 10 köy ve 21 mezra yolu ulaşımın sağlandığı 3 evler grup köy yolu kapandı. İl Özel İdaresi Karla Mücadele Ekipleri 2500 rakımlı Çavuştepe bölgesinde yolun açılması için çalışma başlattı. Kar kalınlığının tipi nedeniyle yer yer 50 santimetreye ulaştığı bölgede ilerlemekte güçlük çeken ekipler 4 saatlik çalışma sonucu yolları açmayı başardı. İş makinesi operatörü Osman Acıman kar nedeniyle 10 köy ve 21 mezraya ulaşımın sağlanamadığını söyledi. Mevsimin ilk karının Çavuştepe mevkisine yağdığını ifade eden Acıman, bu bölgede yer yer 50 santimetreye ulaşan kar kalınlığı var. Biz de bazen çalışmakta güçlük çekiyoruz. Halkımız için 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyoruz. Sabahın erken saatlerinde buraya geldik, dedi. Bölgedeki dağlar da yağışın ardından beyaza büründü. Son zamanlarda çok duymaya başladık. Bu fren yerine gaza bastı haberlerini. Yani sizi de biliyorsunuzdur. E, duyuyorsunuzdur. bu tarz haberleri kazalar yaşanıyor meydana geliyor. Bu nasıl oluyor? ben bunu anlayabilmiş değilim yani hangi kafayla oturuluyor direksiyonun başına ya da yani araba sürmeyi bilmeyen e, birileri mi direksiyonun başına geçiyor. İlginç yani. Sonra ehliyet almak da fevkalade zorlaşmasına rağmen bu tarz haberler daha çok artmaya başladı. İstanbul Kağıthane'de yine bir sürücü fren yerine gaza basınca ağaçlık alana girdi. Kazada sürücü yara almadı. Araçsa ekipler tarafından bulunduğu yerden güçlükle çıkarıldı. Kağıthanede otomobilini otoparktan çıkarmaya çalışan sürücü fren yerine gaza basınca ağaçlık ve çalılık alana geçerek sürüklendi. Yoldan çıkan otomobil anaokulunun yanındaki meyilli ağaç ve çalıların bulunduğu alana girdi. Araç burada bir süre sürüklendikten sonra durabildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri sürücüyü araçtan çıkardı. Sürücü kazada yara almazken otomobil ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Bir koronavirüs musibeti var başımızdan. İnşallah en kısa sürede e, Rabbim def etsin üzerimizden bu musibeti. Hayatımızı gerçekten e, çok zorluyor. Bununla alakalı... Kış mevsimi başladı malum salgın yeniden bir tehdit boyutuna gelmeye başladı. Bununla ilgili de salgına karşı direnç gösteren ülkelerin bir sıralaması yapıldı. Ve Türkiye'nin de bu konuyla ilgili sıralamada kaçıncı noktada diye soracak olursanız efendim altıncı sıradayız salgına karşı direncimiz epey bir yüksek anlaşılan. Amerika Birleşik Devletleri Merkezli Medya Kuruluşu Bloomberg, koronavirüs direnç listesine ilişkin tablo yayınladı. Sıralama ülkelerin salgına karşı mücadelesi ve hamleleri, sağlık hizmetlerinin kalitesi, aşılama oranı, genel ölüm oranı ve seyahati yeniden başlatma gibi göstergeler kullanılarak güncellendi. Son listede Türkiye bazı sosyal mesafe kurallarını gevşettikten ve daha fazla ilin yüksek riskli kategorinin dışında kalmasının ardından 13 basamak yükselerek 19. sıradan 6. sıraya yerleşti. İlk 5'te yer alan ülkeler sırasıyla Birleşik Arap Emirlikleri, Şili, Finlandiya, İrlanda ve İspanya bulunurken Türkiye 6. sırada yer aldı. Türkiye'nin ardından listede sırasıyla Kanada, İsveç, Fransa, Danimarka ve Norveç yer aldı. İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri 12. ve 13. ülkeler oldu. Listenin sonundaysa sırasıyla Malezya, Vietnam, Endonezya ve Filipinler yer aldı. Efendim ana haber bültenimizi bu haberle noktalıyoruz. Saat başında Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin haftanın sohbeti canlı yayınını kaçırmayın. Lalegül TV, Lalegül Efem ortak yayınında. Yarın yine saatler 19'u gösterdiğinde burada buluşmak ümidiyle. Allah'a emanet olun.